Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kemoterapi deyince akla ilk gelen saç dökülmesi oluyor. Ben de kanser teşhisi aldıktan sonra ve doktorum kemoterapi alacağımı söyledikten sonra ilk sorduğum soru saçlarım dökülecek mi olacaktı? Hem doktorlardan hem hemşirelerden evet cevabını aldım. Yani benim kullandığım kemoterapi ilaçları saç döken türdendi. Her kemoterapi ilacı saç dökmüyor. Ama lenfoma tedavisinde Hodgkin lenfomada kullanılan ilaçlar saç döküyor. Kemoterapi başladıktan yaklaşık 2-3 hafta sonra saç dökülmeleri de başlıyor. Bende de aynı şekilde oldu. Yani çok yoğun saç dökülmesi başlamıştı. Bir elinize her saçınızı attığınızda avuç avuç saç geliyor. Bu normal bir saç dökülmesinden çok çok daha farklı, çok yoğun bir dökülme. Ama ben saçlarımı kazımak istemedim. İnsanlar genelde bu dökülmeyi görmek istemedikleri için, rahat etmek için saçlarını kazıyorlar. Bu tamamen size kalmış. Ben saçlarım iyice seyrelene kadar kazımak istemedim. Dedim ki çok azalsın iyice, ancak o zaman kazırım saçlarımı. Çünkü psikolojik olarak da saçlarımın olmasını istedim. En azından bir süre benimle kalsınlar dedim. Biz yavaş yavaş kesmeye başladık. Dedim nasıl olsa bu saçlar gidecek. Ben aklımda kalan bütün modelleri denemeliyim. İlk önce şu boyda kestik, sonra burada kestik. En son artık dökülme aşırı yoğunlaştığında anneme dedim ki keselim biz bu saçları, tamamen kazıyalım. Çünkü hani inanılmaz dökülmeye başladı. Annem de yine benim psikolojimi düşündüğü için kısa keselim saçlarını ama kazımayalım. Nasıl olsa her gün süpürüyoruz dedi. Bu arada ben saçlarım uzunken örüyordum iki yandan. Dökülme daha sadece duştan duşa kadar açıyordum ve dökülmeyi daha az görüyordum. Kısaldıktan sonra da saç bandanaları, boneler var. Mesela evin içerisinde olduğum sürece ya da yatarken onları bağlıyordum başıma, şekiller yapıyordum. Bu şekilde dışarı çıkarken, kemoterapiye giderken de saçlarımı açıyordum. Evdeyken genelde bandanalar takıyordum saçıma, onlara şekiller veriyordum. Ya da böyle arkadan bağlamalı bandanalar var. Etrafa çok fazla dökülmemesi için ev içerisinde bandana kullandım. Dışarı çıkarken, hastaneye gittiğimde, dolaşmaya çıktığımda da açıyordum genelde saçlarımı. Bu da beni iyi hissettiriyordu. Hemşireler daha sonra saçlarım dökülmemiş diyerek hani şaşırmaya başladılar. Ben de soruyordum doktorlara, hani benim saçlarım çok fazla seyrelmedi. Hani hala saçlarım var, bu noktadan sonra kesmesem olur mu, kesmek zorunda mıyım, kazımalı mıyım? Yani onlar da dökülmediğini görünce şaşırmaya başladılar. Ama kesmek zorunda olmadığımı söylediler. Hani bu genelde insanların rahat etmesi için ya da zaten dökülecek olan saçlar var. Hani bu dökülmeyi görmemek için kesmenizi öneriyorlar ama kesmek zorunlu olan bir şey değil. Ben de daha sonra bakımlar yapmaya başladım saçlarıma daha hızlı uzasın diye. Çünkü ben uzun saçı daha çok seviyorum. İlk önce şu kremi kullandım ama bunu sürdüğüm anda çok yoğun dökülmeler vardı saçımda. Yani sürer sürmez avuç avuç daha zaten geliyor saçlarıma avuç avuç ama bu Dax'ı kullanırken çok daha fazla döküldüğü için beni biraz korkuttu. Bir iki seferden sonra kullanmadım. Ben çok internette araştırarak kendimce bir yöntem buldum. Bunu da çok sevdim ve bence işe yaradığını da düşünüyorum. Karanfil kürü uyguladım saçıma. Yaklaşık bir su bardağı suyun içine 10 tane, 10-15 tane karanfili atıyorsunuz ve 10 dakika boyunca kaynatıyorsunuz. 10 dakika kaynayacak. Soğuduğu zaman da şöyle spreylerim var benim, sprey şişeleri. Bunun içine koyuyorum. Ve her akşam yatmadan önce saçlarıma sıkıyordum. Bu kürün kullanışı da şöyle. İlk bir hafta her gün sıkacaksınız saçınıza ya da isterseniz hani yüzünüze, ensenize gelmesini istemezseniz bir kaba koyup pamuk yardımıyla da saç diplerinize sürebilirsiniz. Ben bu gratislerde satılan spreylerden almayı tercih ettim. Her akşam, ilk bir hafta her akşam saçlarıma sıkıp öyle yatıyordum. Sabah da duş alıyordum ama duş almak zorunda değilsiniz çünkü bu bir yağ değil. Saçlarda yağlı bir görüntü oluşturmuyor. Ve ben ertesi sabah uyandığımda saçlarımı daha hacimli gördüm. Bu kürü sıktıktan sonra saçlarım daha dolgunlaşmış, daha parlak, daha yumuşak gözüküyordu. Bu yüzden hani illa ertesi gün yıkamak zorunda da değilsiniz. Akşamdan sıkıp ya da sabahtan sıkıp kurutup işe bile gidebilirsiniz. Daha sonra ilk bir hafta her gün kullandıktan sonra 3 ay boyunca haftada bir kez yine saçlarınıza sıkıyorsunuz bunu. Ve benim yeni çıkan saçlarım inanılmaz derecede hızlı uzadı. 12 Ağustos'ta kemoterapim bitti.
Bugün 13 Kasım ve şöyle göstereyim saçlarımı. Şimdi şu uzun olanlar benim kestiğim kısa saçlar. Bunlar da çok hızlı uzadı. Şu dipte gördüğünüz koyuluk da yeni çıkan saçlar. Ve bence doktoruma sorduğum kadarıyla 4-6 hafta arasında yeni saçların çıkmaya başlar demişti bana. 12 Ağustos, Eylül'de çıkmaya başlasa bile bence inanılmaz hızlı. Ama bence bu kürü kullanırken kemoterapi esnasında da yeni saçlarım gelmeye başlamıştı. Ben bu kürden çok memnunum gerçekten. Hem hızlı uzattı hem de saçlarım bir anda yoğunlaştı. Ben ilk kısa kestiğimde de saçlarımı, yani şurası tamamen kısaydı, kısacıktı ve yaklaşık 3 ay önce kullanmaya başladım. 3 ayda bence gerçekten hızlı bir uzama. Üstlerim zaten uzundu. Arada buraları da kakül kesmeyi deniyorum. Bence gerçekten çok hızlı bir uzama ve çok fazla gürleştirdiğini de biliyorum saçın. Şu an ara verdim. Yani yaklaşık bir 15 gün sonra tekrar başlayabilirim. Aslında hastaneye yatacağım. Hastaneye yatacağım tarih kesinleşsin. Hastaneden çıktıktan sonra başlarım muhtemelen. Çünkü ilik nakli esnasında da kemoterapi alacağım ve bu kemoterapi de saçlarımı ne oranda dökecek bilmiyorum. Benim saçlarım çok güçlü şükürler olsun ama bu biraz daha ağır bir kemoterapi dozu olacağı için belki daha fazla bir dökülme olabilir. Hastaneden çıktıktan hemen sonra da bu yöntemi uygulamaya başlayacağım. Bu arada kaşlarım zaten seyrekti benim. Boyuyorum. Kaşlarımda çok fazla bir dökülme fark edemedim. Çünkü zaten seyrekti ama kirpiklerim düştü ve kısaldı boyları, azaldı. Kirpiklerim de çok uzun ve gürdür normalde ama bu kemoterapi sırasında gerçekten hani ben çok fazla dikkat etmemiştim. Sonradan bir rimel sürmeye kalktım ve hani rimel sürecek kirpik bile zor buldum. Şu an yavaş yavaş uzuyor, ona da bakımlar yapıyorum. Normalde rimel sürdüğüm zaman neredeyse kirpiklerime gelir. Kaşlarıma gelir kirpiklerim. Ben bu kürden çok memnunum. 10-15 karanfile bir bardak suya atıp yaklaşık 10 dakika kaynatıyorsunuz. Soğuduktan sonra da bunu her akşam sürüyorsunuz. İlk bir haftadan sonra da haftada bir ya da haftada ikiye düşürebilirsiniz. 3 ay kullanın, sonra ara verin. Kemoterapi almıyorsanız da saçlarınızı gürleştirmek için bu kürü uygulayabilirsiniz. Kemoterapi alanlarda eğer saçlarını kazımayı tercih ederlerse kemoterapi bittikten sonra ya da sonlarına doğru bu küre başlayabilirler. Çünkü kemoterapi esnasında sürekli saçlar dökülüyor. Benimki şu uzun kalan, az kalan saçlarım da hala hafif hafif dökülmeye devam ediyor. Yoğun değil, günde 2-3 tane ama sanırım onların hepsi dökülecek ve saçlarım tamamen yenilenecek diye düşünüyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ben de faydalandığım yeni bilgileri sizinle paylaşmaya devam ederim. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.